Belediyesi ve Düzce İl Trafik Komisyonu tarafından Akçakoca'dan Düzce'ye minibüs yolcu taşımacılığı yapan firmalar Düzce'de Çoban, Öztürkler Kavşağı, Öztürkler'den hastan yolcu olduğu zaman hastanenin önü ve arka yoldan beri terminal güzergahını kullanıyorduk. Bu 2,5 aydan beri yasaklandı. Bunun sebebini geçen hafta bir basın toplantısında duydum. Sayın şeyin adı neydi? Ya? Faruk Özgür. Yok yok. İl başkanının. Keskin. Keskin. Mustafa Keskin. Sayın Mustafa Keskin demiş ki Akçakoca araçları D4 belgesiyle çalışıyorlar. O yüzden dolayı bunları biz bu güzergaha sokamıyoruz. Terminale gitmeleri lazım. Ben şimdi buradan sorayım Keskin'e. Cumayeri, Çilimli, Gölyaka, Gümüşova ve dahi bunlara bağlı köyler, beldeler hangi belgeyle çalışıyor? Bunların hepsi D4'le çalışıyor. D4'le çalışıyor. Hepsi de Düzce'nin içine giriyor. Burada Akçakoca halkı tamamen ayrıştırılıyor. Bakın burada şunu da söyleyeyim. Bu kesinlikle bir siyasi toplantı değil. Siyasi rant amaçlı konuştuğumuz bir şey değil. Sayın ilçe başkanımız davet etti. Biz de icabet ettik. Biz de elimizi taşın altına koyalım dedi. Biz de kovalayalım bu işi dedi. Sayın Okan Başkanımıza da buradan teşekkür ediyorum. Defalarca aradı, defalarca gitti, geldi, uğraştı. Ama bir türlü bu iş çözülmüyor. Bunun tek bir şeyi var. Düzce Belediyesi bu kiraladığı araçlara rant sağlatmak. Nasıl daha fazla yolcu taşırız? Oradakilere sözü geçmediği için Akçakoca halkını mağdur durumda bırakıyorlar. 70 yaşında teyzem, amcam sabaha soğuğunda, çobanda iniyor. Bir araca daha binecek hastaneye gitmek için. O araçlarda da zaten yer olmuyor. Bilet satış noktaları doğru dürüst yok. Evet. İşte temassız kredi kartın olacak binmek için. Akçakoca halinde temassız kredi kartı olma imkanı yok, şansı yok. Yani bir sürü problem. Bu işte bir rant sağlamak için Akçakoca üvey evlat muamelesi yapılıyor Düzce tarafından. Her zaman yapıldığı gibi. Başka bir mevzu yok. Mevzu bu. Turizm bölgesine mağdur etmenin peşindedir. Peki şu ana kadar Vali Bey'le hiç görüşmeleriniz falan oldu mu bu konuda? Oldu. İlettik. Geçen hafta ilçe trafik komisyonundan şey aldırdık. Komisyon kararı çıkarttırdık. Düzce'ye gönderdik. Düzce'de gündeme bile alınmadı. Peki ne düşünüyorsunuz bu konu hakkında? Ne yapılabilir? Öneriniz ne? Mesela şu yolu takip etsek? Ben oraya şimdi çeşitli öneriler getirdim. Saat 10'a kadar girelim dedim. Hastane yolcusu mağdur olmasın dedim. Ama gene de bir cevap alamıyoruz şu anda. Muhatabınız kim? Yani muhatabımız bizim bu konuyla ilgili Düzce Belediyesi. Burada Faruk Özlü. Faruk Özlü ama yani Düzce Belediyesi başkanın yardımcısı doktor neydi? Ya bu Ulaşım AŞ'nin başında bu var. Bu adam var. Yeypaş değil abi. Ulaşım AŞ ayrı bir şirket. Yeypaş ayrı bir şirket. Tamam. Bazı için Yeypaş'a verdiler 6 tane. Hayır abi. Ulaşım AŞ'ye verdiler. Yeypaş'a değil. Ulaşım AŞ'ye verdiler. Şimdi Boğaziçi bizim yolcumuzu taşır diyorlar sorsak. Ama biz onların yolcusunu taşımıyoruz. Evet, bir de Boğaziçi aynı şekilde herhalde Düzce içine giremiyormuş. Giriyor. Şimdi giriyor. Anlaştılar. Sen İlham Caboğlu ne diyor bu işe? Onunla görüşürüz değil mi? Görüşürüz. Ne yapıyor başkanı? Ya herkesin haberi var. Var ama kimse adım adına. Var ama işte Sayın Belediye Başkanı bakanlıktan geldiği için buna ne Vali Bey'in herhalde sözü geçiyor, ne de diğer şeylerin sözü geçiyor. Mevzu bu. Ha, Bakan Bey de her biz ona ilettirdiğimizde tabii girsinler bu işi çözün diye direktif veriyor ama ne hikmetse bir türlü bu iş olmuyor. Evet. Şimdi biz de saygıdeğer basın mensupları aracı olunca bu konuyu taşıyacağız. Taşımamız gereken yerlere taşıyacağız. Tabii il başkanımız da bugün gelecekti. Yalnız bir programın uzaması nedeniyle olmadı. İl başkanımız aracılığıyla biz sayın valimizi bu konuyla ilgili ziyaret edeceğiz.
Şimdi biliyorsunuz ki Düzce ilinin en büyük ilçesi Akçakoca. Akçakoca'da Düzce, Akçakoca Yazanlar Birliği adı altında 6 tane firmanın olduğunu zaten Barış Bey söyledi. 79 araç var, 79 tane de şoför bu işten geçimini sağlıyor. Aynı zamanda bu araçların aslında daha çok mazot yakacak diye düşünülürken bu insanlar ne yapıyorlar? Akçakocalı vatandaşları bir şekilde yerine ulaştırmak için karkış demeden bu insanlar hastaneye gidecekler. Düzce ilde işleri olan diğer işte vatandaşlarımıza hizmet etmek için bu konuda da biz de yardım edebilir miyiz şeklinde bir kendilerinden bugün toplantı talep ettik. Kendileri de geldiler sağ olsunlar. Şimdi bizim görevimiz zaten siyasetçiler olarak, Akçakoca'da bulunan siyasi partiler olarak bu tür sıkıntıları ulaştırabileceğimiz yerlere ulaştırmak, soruyu da çözüm yoluna getirmek. Başka da bir amacımız yok. Vatandaşın zaten rahatını düşünüyor. Zaten arkadaşlar da dediğim gibi karkış demeden yollardalar. Şimdi önceden çoban, buradan çobana gidip de çobanda inip benim yaşlı annem nasıl gidecek hastaneye? Veya terminal çok uzak, biliyorsunuz Düzce'nin yeni yapılan terminale çok uzak. Önceden bu hakkı sahipti. Evet, o Öztürkler Kavşağı'ndan girip de Kent Parkı'nı orada indirebiliyordu. Sabah ilk yolcularını da hastanenin önüne giderek hastanede ulaştırıyorlardı. Bu Akçakoca yapılmak istenenleri biz bir türlü anlayamıyoruz. Buna da anlam veremiyoruz. Şimdi bu duraksız firma sahibi arkadaşlarımız kiminde 15 tane, kiminde 12 tane şoför çalışmak suretiyle bu olayın çözülmesini istiyorlar bir şekilde. Ama gördüğüm kadarıyla şehrin önde gelenleri herhalde bilmiyorum. Yani Akçakoca'yı mı gözden çıkardılar? Akçakoca'nın neden hiçbir yerde Akçakoca'nın yeri yok Düzce ilinde? Oysa ki Akçakoca, Düzce ilinin denize açılan tek kapısı. Hep bunu herkes söylüyor ama bu konuda da kimse hareket etmiyor. Biz buna şahit oluyoruz aynı zamanda ve üzülüyoruz. Ama Cumhuriyet Halk Partisi Akçakoca ilçe örgütü olarak biz bunu gündeme taşıyacağız tekrar. Arkadaşlarımız uzun zamandan beri bunun mücadelesini yapıyorlar. Umarım en kısa zamanda bunu çözeriz. Akçakocalı yolcularımız da yine bu mağduriyetlerinden bir şekilde giderli mağduriyetleri, evet, firma sahibi arkadaşlarımız da uygun olan şekilde neyse uygun yapılması, diğer Düzce'nin ilçelerinin sağlandığı aynı hak ve özgürlüklerden de faydalanmaları gerekiyor. Burada çifte standart görüyoruz. Düzce Belediye Başkanı'nın Sayın Faruk Özlü'nün de bu konuya bir şekilde müdahale olmasını bekliyoruz. Saygıdeğer valimiz, Düzce valimiz bu konuyla ilgili eğer istişarelerde de bulunursa, arkadaşlarımızla da yine bir görüşme talebi de olursa bu konuda da biz bir şekilde aracılık ederiz, kendilerine de eşlik ederiz. Buradan tekrar Düzce kamuoyuna, işte Düzce'deki siyasi partileri, il başkanlarına, sayın valimize, belediye başkanımıza, yardımcılarına sesleniyoruz. Bir şekilde Akçakoca'nın mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Teşekkür ederiz. Söylemek istediğiniz herhangi bir şey varsa bu konu hakkında söyleyin. Eğer talebiniz yenilenirse, o farklı bir talebiniz oluşursa, eğer siz de eğer isterseniz, bize eşlik ederseniz, sen il başkanımla bu konuyu tekrar gündeme getireceğim ve kısa zamanda çözülmesi için bana da eşlik ederseniz, sayın valinin yanına gideriz, bir randevu oluştururuz. Sayın valimizle randevu alırız ve oturur, bütün açıklığıyla dile getiririz. Akçakoca üvey evlat değil. Gidelim başkanım.